Evet değerli izleyenler, Konya Fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Paysa Farm firmasının standındayız. Yanımızda satış ve pazarlama sorumluları Ahmet ve Rıdvan Bey var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sizleri ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Paysa Farm firması, Paysa Prefabrike yapılarından yaklaşık bir yıl önce ayrı bir alt dal olarak ayrılmış. Paysa Prefabrik ise 1976 yılında kurulmuş köklü bir firma. Hayvancılık yapılarına 2003 yılından beri devam etmekteyiz. Yaklaşık 11-12 yıllık bir süreç devam ediyoruz hayvancılık yapılarına. Ben 4 yıldır Paysa Farm hayvancılık yapılarında satış ve pazarlama sorumlusu olarak devam ediyorum. Ahmet arkadaşımız yaklaşık 1 yıldır hayvancılık yapılarına benle birlikte devam etmekte. Bunun dışında şöyle söyleyebilirim. Altyapılarımız, mühendis kadromuz ve üretim birimimizde Paysa Farm'a Türkiye çapına hizmet vermeye devam ediyor diyebilirim. Evet. Öncelikle Paysa Farm'ın ürünlerinin hayvan sağlığı ve refahı açısından önemini vurgulamanızı rica ediyorum. Güzel bir konuya değiniyoruz. Hep de buradan bahsederiz. Çünkü bizim en büyük amacımız hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusu. Evet. Paysa Farm'ın zaten hedef amacı doğal bir havalandırma, etkin bir aydınlatma ve ferah bir iç ortam. Bu da hayvanların sağlıklı ve verimli bir ortamda daha elverişli koşullarda yaşamasını sağlamaktır. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz diyebilirim. Peki Ahmet Bey, fuardan beklentileriniz nelerdir? Konya Fuarı nasıl geçiyor? Neler söyleyeceksiniz? Konya Fuarımız gayet iyi geçiyor. Katılım ve beklentileri yani genel anlamda çok iyi. Nasip olursa diğer fuarlara da katılmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Yine Bursa, İzmir, Antalya fuarlarına katılmayı planlıyoruz. Evet. Yani burada amacımız çiftçilerimize bu yapıları hem tanıtmak, aynı zamanda yani sadece satış odaklı değil, ürünlerin tanıtımı yönünden daha ön planda brandayı tanıtarak hayvan refahı ve sağlığı açısından bu yapıları daha elverişli kullanmalarını sağlamak. Amacımız bizim burada tabii ki maliyet çok önemli. Ama önceliğimiz hayvan sağlığı. Evet. Yani brandanın zaten en büyük özelliği güneşten gelen zararlı ışınları kesmek ve diğer güneş ışınları içeriye alarak güneşten gelen D vitamini emilimiyle hayvanın kalsiyum ihtiyacının karşılanması düşünülmüş. Bu şekilde tasarlanmış bu branda. Onun haricinde hani yapılarımız yine ağırlıklı olarak yüksek, havadar, pasif havalandırmalar konusunda daha etkin, kullanışlı yapılar olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunun yanı sıra yine sadece hayvancılıkta değil, aynı zamanda mantar üretimi, ot depoları ya da farklı amaçla kullandığımız yine yem depoları, kesif yem depoları açısından kullanışlı yapılar. Bunun yanı sıra tabii yine tavuk çiftlikleri açısından kullanışlı olduğunu düşünüyorum yapılarımız. Anladım. 2017 yılı Paysa Farm adına nasıl geçti? Biliyorsunuz 2017'nin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki yıldan beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıl için projeleriniz neler? Neler yapmayı düşünüyor Paysa Farm? Paysa Farm olarak biz Çiftçi TV aracılığıyla yurt dışı sektörüne de daha önce de yapılarımızı kurduğumuz Bakü, Azerbaycan, Orta Asya bölgelerinde 8-9'a yakın bir binamız mevcut da vardı. Amacımız yurt dışına biraz daha yönelmek, Orta Asya ve Avrupa kısmına biraz daha yapılarımızı tanıtmak. Aslında biz oradan görerek geldik ama biz artık bu işte iyi bir yere geldik. Artık biz onlara yapının doğru olduğunu göstermeye gitmeyi planlıyoruz. Anladım. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Yani son olarak şöyle söyleyebilirim. Çiftçilerimiz tabii ki maliyet önemli ama öncelikle bence hayvan sağlığını düşünmeleri gerekiyor. Yapılarımızın zaten ortaya kolonsuz geçmemiz yani orta kolonsuz yapıların olması, yerme yapılar dediğimiz yapılarda. İçeride hayvanların yetiştirilmesi açısından daha elverişli olduğunu düşünmeleri. Yani bunun yanı sıra
kar yükü ve rüzgar yükü endişeleri oluyor bazen müşterilerimiz. Yani bunların evet. hepsini biz mühendis firması olduğumuz için bütün hesapları yapılmakta. Yani endişeler olmasın. Zorlu şartlarda da yani doğuda olsun, daha ağır kar yükünün çok olduğu bölgelerde olsun bu yapıları kullanabilirler. Peki çok çiftçilerimizin rahat. Yanında izliyorsunuz. Evet. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.